Bursa'da dün gece ortalık karıştı. Nedeni bu kişi. Onu belki gördünüz. Çiftlik Bank'ın kurucusu. Yurt dışına kaçtığı iddiasıyla zaten o olayda oldu. Dolandırıldıklarını düşünen yatırımcılar haberi duyar duymaz kamyonlarla İnegöl'deki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Hayvanlar alıp paralarını kurtarmak istiyorlardı haklı olarak. Ama karşılarında jandarmayı buldular. Şu an bizim burada hayvanlarımız var. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Sandıktan cinayete kadar gidecek yani. Büyükbaş hayvan tesisinin kapısına kamyonlarla dayandılar. Bakın burada hayvanı size teslim etmeye hiç kimsenin yetkisi yok. Jandarma karşılarında etten duvar örünce elleri boş döndüler. Komutan, bu arkadaşa da müsaade edin. Şu hayvanlar boşta kalmışsın. Şunları içeriye alın ya. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın iddia o ki topladığı milyonlarca lirayla birlikte yurt dışına kaçtı. Bitcoin batsa bile hani Çiftlik Bank yine hayatına devam eder. Çünkü yapmış olduğumuz ciddi yatırımlar var. Sosyal medya üzerinden mesaj vermeye devam eden Aydın'ın Uruguay'a kaçtığını duyan yatırımcılar soluğu Çiftlik Bank'ın merkezinde aldı. Büro çoktan boşaltılmış, şubelere de kilit vurulmuştu. Yatırımcılar paralarını kurtarmak için bu kez tesislere akın etti. İnegöl'deki büyükbaş hayvan tesisinin önü birkaç saat içinde kamyonlarla dolup taştı. Ne kadar para verdiniz siz buraya? 50 bin lira. Akrabalarına bile bunu yaptı yani. Diler ki hayvan dağıtıyorlar. Üçer tane kişi başı hayvan dağıtıyorlar. Yani herkes çevre illerden gelenler de var. Kamyonlarla... Evet. Firmadan paralarını alamayan mağdurların niyeti zararlarını karşılamak için hayvanları alıp götürmekti. Firmanın kendilerine çağrı yaptığını da söylediler ama tesisin çevresinde etten duvar ören jandarmayı ikna edemediler. Parayla aldık işte. Sözleşme karşılığında aldık. Ama şimdi bir tane saman balyası bile vermiyorlar bize. Kırılış sandıktan cinayete kadar gidecek yani. Jandarmanın uyarıları sonucu kalabalık dağılırken aynı saatlerde Sakarya'daki Mavi Yumurta tesisinde de benzer görüntüler kayda geçti. Gece yaşanan gerginliğin tekrarlanmaması için jandarma özel harekat timleri tesislerin önünde nöbet tutmaya başladı.